Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kente gelen ziyaretçilerini birbirinden eşsiz tescilli lezzetleriyle doyurdu. Ramazan bayramının akabinde 9 günlük bayram tatili ilaç gibi geldi diyebiliriz. En az 500'ün üzerinde de tatlılarla, pastalarla, çöreklerle zenginleştirilmiş bir UNESCO tarafından kabul görmüş bir mutfağa sahibiz. Yani bir baklavayı bile tek çeşit yapmıyoruz. Bir kazan yemeğini tek çeşit yapmıyoruz. Bir kebabı tek çeşit yapmıyoruz. Diğer illerimizde mezelerde çeşit var. Bizlerde ise her ürettiğimiz yemekte, her ürettiğimiz tatlıda çeşit var. Yani Gaziantep gastronominin başkenti olmakla beraber bu bayram da bütün turistlere, bütün vatandaşlara doydu. Gelen misafirlerimiz öncelikle gastronomi şehri, yani hem kültür yolu olarak hem baklava gastronomi menüleri, yani kebabından tut, ciğerinden tut, baklavasına kadar herkes tıka basa yediler. Yani burada 9 günlük tatilin avantajları şunlar: ek seferler geldi, vatandaşların hepsi baklava yedi, işte kebap yedi, ciğer yedi. Yanı sıra sevdiklerini de beraber yanında alıp götürdüler. Tatilin uzun olması, kış mevsiminden çıkmamız dolayısıyla insanlar tatili özlemişler. Onun için Gaziantep'e gelen misafirler Gaziantep'i yaşadılar, tarihi yaşadılar. Yemeyle, içmeyle, oturmayla, kahveyle güzel bir tatil dönemini geçirdiler diyebiliriz. Gaziantep bundan güzel bir şekilde faydalandı. Esnafımızın tamamı açıktı. Baklavacısı, kebapçısı, kahvecisi, yani taksi şoföründen tutturun, herkes bundan faydalandı. Bacasız fabrika diyebiliriz Gaziantep'e. Evet. Gaziantep'te bayram kalabalığı çok aşırıydı. Çok esnaf olarak çok memnun olduk. Yoğun geçirdik. En çok ne yiyorlar? Tabii ki kebabımızı merak ediyorlar. CH kebabını, diğer Adana'mızı merak ediyorlar. Baklava, efendime söyleyeyim, lahmacunu merak ediyorlar. Bayram tatilinde dedik bir doğu turuna çıkalım. Son durağımız Gaziantep oldu. Gezdik, güzel yerler, baklavasını yedik, Antep'ini yedik, yemeklerini yedik, güzel. En son olarak dedik buraya gelelim, Zevk Makale şeyine, müzesine, oraya gezdik. Güzel, tarih eserleri de güzel bir yer. Müzeleri olsun, gerek şehirdeki yerleşim yeri olarak olsun, güzel yerler yani, hoşumuza gitti. Buranın lezzetlerini tattık. Yani bizim damak tatlarımıza göre farklı ama yine de güzel. Burası gastronomi kenti olarak farklı bir yer.